Eşit yaşamda ısrarcıyız. Kadın yoksulluğuna karşıyız şiarıyla bir şölende buluşuyoruz. Burada olmaktan onur duyuyorum. DEM Parti Kadın Meclisi'ne de, adına da hepinizi tekrardan selamlıyorum arkadaşlar. Evet, bugün ülkenin en can alıcı sorunlarından biri yoksulluk ve bu yoksulluğun içerisinde biz kadınların yaşadığı derinleşen yoksulluğun kendisi, yani kadın yoksulluğu. Egemenler, iktidarlar ne yazık ki bu yoksulluğu görmek istemiyorlar. Özellikle kadın yoksulluğunu yok sayıyorlar. Ama bizler her yerde, gittiğimiz her yerde kadın yoksulluğunu dile getirmeye ve kadın yoksulluğuna isyan etmeye devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki bugün yoksul olmamızın sebebi sadece ekonomik krizle ilgili olan bir şey değil. Bize dayatılan roller, cinsiyetçi söylemler aslında en çok yoksul olanın kadınlar olduğunu gösteriyor. Yani sadece aç kalmıyoruz. Sadece emeğimiz çalınmıyor. Aynı zamanda yaşam hakkımızdan tutalım, nasıl yaşayacağımıza kadar da bizim yerimize karar veren erkek egemen bir sistem var. O yüzden şiarımız diyor ki, özgür ve eşit yaşamda ısrarcıyız. Yani bizler özgür olmadığımız sürece, bizler eşit olmadığımız sürece her zaman daha da derinden yoksulluğu yaşıyoruz. Evet, her şeyin hedefinde kadınlar var. Bu iktidarın kadın düşmanı politikalarıyla hedefte olan bizleriz. Haklarımıza saldırıyorlar, kazanımlarımıza saldırıyorlar. Sosyal yaşamdan siyasete kadar nerede görünürsek görünmeyin diye her geçen gün bizi daha da yoksul hale getiriyorlar. O yüzden yoksulluk sadece açlık değildir. Aynı zamanda bir kimlik meselesidir. Aynı zamanda bir özgürlük meselesidir. Aynı zamanda bu ülkenin bir demokrasi meselesidir. Her yerde insanlar isyan ediyor. Her yerde basın açıklamaları var. Her yerde aslında insanlar bir şekilde itiraz ediyor. Talepleri var. Bu talepler çok güçlü arkadaşlar. Neye karşı isyan ediyor? Bu iktidarın üretmiş olduğu politikalara karşı isyan ediyor. Her gün bakanlıkların yapmış olduğu kararlara karşı isyan ediyor. Sermaye ile işbirliği içerisine girip bir yandan savaşı, bir yandan rantı büyüten bu iktidara karşı insanlar isyan ediyor. Bugün bu kentlerde bir yandan kadınlar isyan ediyor, bir yandan halklar isyan ediyor. Bir yandan emekçiler isyan ediyor, bir yandan doğasını savunan köylüler isyan ediyor. Bir yandan maden işçileri sahada emeğini, hakkını, yaşam şartlarını iyileştirmek için mücadele ediyor. Ama bir yandan da Lice'de maden sahasına açılan köyün direnişçi kadınları, köylüleri ne yapıyor? Bu köye maden gelmesin diyor. İşte yoksulluk böyle bir şeydir. Bizler mücadelemizde var olduk, var olmaya ve var olacağımıza inancımızı tekrarlıyoruz. Biz var olacağız. Ama kendimiz olarak var olacağız. Biz kadınlar vardık, varız, var olacağız. Ama yine kendimiz olarak var olacağız. İktidarın dayattığı politikalarla makul kadınlık üzerinden var olmayacağız dedik ve biz onlara karşı isyanımızı her geçen gün büyüttük. Bu ülkede bir isyan varsa bilin ki bu kadınların isyanıdır ve kadınların isyanı özgür ve eşit bir yaşamı savunduğu için vardır. Ve özgür ve eşit yaşamda savunuculuk yapmak demek bu topraklarda barışı inşa edecek politikaları daha çok konuşmak demektir. Savaş karşıtlığında buluşmak demektir. Kayyım karşıtlığında buluşmak demektir. Nefret söylemi karşısında birleşmek demektir. Şiddete karşı mücadelede dayanışma demektir. Keşke herkes
bu biz kadınlar gibi aslında mücadeleyi ele alsa ve bu ülkede daha çok özgürlüklerin, eşitliklerin, demokrasinin konuşulduğu bir dünyayı hep birlikte ele alabilselerdi. Bu ülkedeki kadınlara, halklara umut veren bir siyasete sahibiz. Çünkü biz inkar etmiyoruz. Biz bütün farklılıkları bir arada savunuyoruz. Çünkü demokrasi herkes içindir diyoruz. Eğer ki bir demokratik yaşam inşa edilecekse, demokratik bir siyaset yapılacaksa biz kimseyi karşısında kimseyi düşman olarak görmeyiz. Bu ülkede yaşayan bütün farklılıklar, kimlikler, inançlar, kadınlar, erkekler, çocuklar bu ülkede eşit yönetime dahil olabilmelidir, kendini ifade edebilmelidir. İşte bizim savunduğumuz fikriyat budur. Bu fikriyata dair bir korku vardır. Çünkü onlar tekçilik yaparak, inkarcılık yaparak, nefret söylemleri geliştirerek bu ülkede kendi talan ve rant politikalarını hayata koyuyor. Bizi daha da bunun üzerinden yoksullaştırıyor. İşte biz ne zaman ki bu ülkedeki siyaset yapan kesimler ne zaman ki bu farklılığı bir zenginlik olarak görmeye başlarsa inanın bu ülkede yoksulluk diye bir şey kalmayacak. Çünkü inkar ettiğiniz yerde savaşı dayatıyorsunuz. İnkar ettiğiniz yerde talan rant politikalarına girişiyorsunuz. İnkar ettiğiniz yerde emeği sömürüyorsunuz. Ama ne zaman ki bu ülkede bütün farklılıklar kendisini ifade edecek bir özgürlüğe ve eşitliğe sahip olursa kimse bizden hiçbir şeyi çalamaz. Kimse bu sömürü düzene de geçit vermez. Wow.